Kalecik Mahallesi'nde sanayiden tut Şemsi Bey'e kadar herhangi bir okulumuz yoktur. Okulumuzun olmaması için mecbur bizim öğrencilerimiz Kalecik'ten Erdiş Van Karagöy yolu kullanarak Altıntepe okuluna gitmekte mecbur kalıyorlar. Okula giderken burada bu yoğun trafik nedeniyle şimdiye kadar 4 tane öğrencimiz kaza geçirmiş, hayatını kaybetmiştir. Ben bunun üzerinde vatandaş olarak valiliğe başvuru yaptım. İlçe kaymakamına başvuru yaptım. Milli eğitimine başvuru yaptım. İlçe milli eğitimine başvuru yaptım. Başvuru sonucu doğal olarak karşıladılar. Bakanlığa ilettiler. Bakanlık işte bütçemiz yoktu falan filan. Artık tabii ki o kurumun şeyidir. Vali Bey'le bizimle bir irtibatımız oldu, görüşmemiz oldu. Vali Bey yardımcısı bizimle telefon görüşmemiz oldu. Programı almışız 2023-2025 yılında. Geç olur. Tüm bunun ihalesi var. Yarın ihale olacak. Yarın işte bütçemiz eksikti, bütçemiz çıkmadı falan filan. Biz bir an önce bu bütçenin çıkmasını istiyoruz. Okulun ana temeline atılmasını istiyoruz. Ben bakanlığa yazı yazdım. Bakanlık bana verilen cevap da aynı. Sizin dilekçeniz üzerinde biz talebi uygun gördük. Okul programını 2023-2025 tarihine almışız. Biz de bu tarihi beklemiyoruz. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Ben Sayın Bakan'a sesleniyorum. Gerçekten bizim çocuklarımızın hayatı bir ölüm tehlikeyle karşı karşıyadır. Van Erdiş yolu bu yoğun trafiği kullanmak zorundadılar. Bu eğitim konusunda geri kalıyorlar. Beni okula götürüp getiriyor. Üst geçiti kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü mahallemize okul istiyoruz. Çünkü burada yol olduğu için yapamıyoruz. Yani bazı çocuklar da yoldan geçiyor hızlı olsun diye. Hızlı geçmek için yoldan geçtikleri için trafik kazaları falan oluyor. Yani her zaman yani 1 kilometre 2 kilometre oluyor. Her zaman yürüyorum. Mahallemize okulu yapılmasını istiyoruz. Öncelikle bizim burada hiçbir şekilde okul yok ve kışın nasıl buralara geleceğiz anlamıyorum. Mahallemizde çok köpek var, şey var. Bence burada bir okul olması gerekiyor. Sürekli her sabah yürüyoruz, köpeklerle karşılaşıyoruz. 8. sınıf öğrencisiyim. 2'de 1 hem geliyorum hem kardeşimi alıyorum, bırakıyorum. Benim bazı arkadaşlarım, bazı kardeşler yani çocuklar aileleri yanında olmadığı için kaza olayı geliyor işte başımıza. Burada yola atlıyorlar tek başlarına, küçük çocuklar yani. Yürümekte zorlanıyorum. Okulu işte bizim oralarda yapsalar daha iyi olacak. Çünkü gelip gitmek çok zor oluyor. Bu mahallede oturuyorum, Kalecik Mahallesi'nde. Şu anda mahallemizde okul olmadığı için kendiniz de görüyorsunuz. Yolun karşı tarafına okula geliyoruz, öğrencilerimizi getiriyoruz. O yüzden yani araba çarpma riski çok yüksek. Kaç ay önce zaten burada kendim şahit oldum. Bir tane araba çocuğa çarptı. Çocuğu Allah kurtardı. Her gün geldiğimiz için ister istemez bazen dalgın oluyoruz. Çocuklarımızı üst geçişten geçiremiyoruz. Kaza olma riski de çok yüksek. Allah korusun birine bir şey olduğu zaman bunun hesabını ne belediye verebilir ne bir şey verebilir.
burada Sayın Vali Bey'e sesleniyorum. Şimdi bu dernek yaklaşık 15 yıldır burada yatıyor. Bu dernek halkın vergisiyle yapılmıştır. Şu anda bu dernek bir mahkeme sürecinde geçmiştir. Bu dernek şu anda Kızılay'a verilmiş. Kızılay'a verilen dernek şu anda ne kapı var ne pencere var. Bu halka sunulacak bir kurum değildir. Yapacak bir faaliyet yoktu. Çürümeye bırakılmış yani. İki tane beşik koymuşlar oraya. Sadece bu üç blokta ulaşan yani okula yapı elverişlidir. Okula mevcuttur. Sadece çürümeye başlamış. 15 yıldır bu yatmıyor. Bu biz vali beyimizden şunu istiyoruz ki bu derneği milli eğitime bağışlasınlar. Milli eğitim müdürümüz bunu bir onarımla, ufak bir onarımla okul yapılana kadar bunu okula dönüştürsün. Ana okul yapılıyor, öğretmenlerin bloku var, 8'e okul yapılıyor. Biraz önce ben rica ediyorum Sayın Valimize bu dernek üzerinde durması lazım, bunu milli eğitime bağışlaması lazım, bunu okula dönüştürüp bizim çoluk çocuğumuz bu yoğun trafikte hayatı risk konusu burada kurtulsunlar.